Bu videoda kütle merkezini konuşacağız. Öncelikle kütle merkezinin ne olduğuna sezgisel olarak bakalım. Daha sonra hesaplama ve uygulamalara geçeriz. Belki çok basit bir ifade olacak ama esasında kütle merkezi bir noktadır. Buraya bir cisim çizeyim. İşte bu kullanacağımız cisim. Hatta bu bir cetvel olsun diyelim sizin de tahmin edebileceğiniz gibi cetvelin elbette bir kütlesi var peki bu cetvelin kütle merkezi neresi tabii bu soruyu cevaplamanız için size kütle merkezini nasıl bulduğumuzdan bahsetmem gerek kütle merkezinin bir nokta olduğunu söylemiştim ama bu noktanın cisim üzerinde olmak zorunda olduğunu söylemedim bunun için daha sonra bir örnek vereceğim Şimdi sanki bu nesnenin bütün kütlesi sanki bu noktada toplanmış gibi düşünelim. Bu söylediğimiz kütle merkezinin tanımı ile ilgiliydi. Burası cetvelimizin kütle merkezi olsun diyelim. Neden bu noktayı seçtiğimden bahsedeceğim. Kütle merkezi bu noktada ya da bu noktanın hemen yakınında bir yerde olmalı. Cetvelimizin kütlesi 10 kilogram olsun. Diyelim ki bu cetvelin kütle merkezinden 10 newton kuvveti uygularsam cetvelin kütlesi 10 kilogram demiştik kuvveti cetvelin kütle merkezinden uygularsam bu cetvel tek bir noktada toplanmış bir kütle gibi ileriye doğru düz bir şekilde ivme kazanır. Mesela bu çizdiğim bu küçük noktanın kütlesi de 10 kilogram olsun ve yine aynı şekilde 10 newton kuvvetle itiyoruz. Cetveli yukarı ittiğimizde ivmesi ne olur? Hatırlayalım. İvmeyi kuvvet bölü kütleden buluyorduk. Öyleyse 10 Newton bölü 10 kilogram yani ivme 1 metre bölü saniye kare çıkıyor. Bu nokta halindeki kütleyi de ivmelendirebiliriz. Nokta kütle derken kastettiğim nokta gibi küçük ama kütlesi 10 kilogram olan bir cisim. Boyut olarak cetvelden çok küçük olsa da kütlesi cetvelle aynı kütleye sahip. Bu yüzden bu nokta kütle de yukarıya doğru 1 metre bölü saniye kare ivme ile hızlanır. Peki bu ne işimize yarar? Karşımıza bazen çok farklı şekilde cisimler çıkabilir ve kütle merkezinin ne olduğunu hesaplamak isteyebiliriz. Bir cismin kütle merkezini biliyorsak o cismin hareketinin nasıl olacağını tahmin etmek için şeklinin nasıl olduğunu hiç önemi yok. Kütle merkezinin neresi olduğunu kolayca anlamanız için kolay bir yol göstereceğim. Eğer kütle merkezine bulmak istediğimiz cisim düzenli bir dağılıma sahipse, yani cismin her yerinde yoğunluğu aynıysa, kütle merkezi o cismin geometrik merkezidir. Kullandığımız cetvel neredeyse bir boyutlu diye kabul edebiliriz. Noktaya koyduğum yer cetvelin orta noktası. Cetvelin her iki ucundan noktaya kadar olan uzaklık birbirine eşit. İşte bu noktaya kütle merkezi diyoruz. Gayet kolay değil mi? Peki cismimiz iki boyutlu bir cisim olsaydı ne yapardık? Buraya bir üçgen çizeyim ve iki boyutta bu üçgenin kütle merkezi neresiymiş bulalım. Kütle merkezi üçgenin merkezindedir. İşte burası üçgenin kütle merkezi olacak. Şimdi de bir kare çizip bakalım. Kenar çizgileri iyi görünmüyor galiba. Biraz daha kalın çizeyim. Diyelim ki çizdiğim bu karenin yarısı kurşundan yapılmış olsun. Diğer yarısı ise kurşundan daha hafif bir maddeden yapılmış. Mesela o da plastik köpük olsun. Plastik köpük kurşundan daha hafiftir. Bu durumda cismin kütle merkezi ile geometrik merkezi aynı değildir. Kurşunun ve plastik köpüğün yoğunluklarını bilmiyorum ama kütle merkezi sağ tarafa daha yakın bir yerde olmalı. Çünkü bu karenin yoğunluğu her yerde aynı değil. Kütle merkezinin yeri kurşunun köpükten ne kadar yoğun olduğuna göre değişir. Sanırım bu örnek kütle merkezini anlamanız için yardımcı olacaktır. Şimdi de kütle merkezi hakkında daha ilginç detaylara bakalım. Şu ana kadar baktığımız örnekleri daha kolay hale getirmek için kütle merkezinden bir kuvvet uygulandığını varsaymıştık. Şimdi bakacağımız örnekte elimizdeki cisim ata benzer bir şey olsun. Pek ata da benzemedi ama neyse. Evet, kütle merkezini bulacağımız şekil bu. Bu nesnenin kütle merkezinin neresi olduğunu bilmiyorum ama kütle merkezi bu nokta olsun diye. Bu cisme kütle merkezinden direkt bir kuvvet uygularsam cisim kuvvet ve kütlesiyle orantılı bir ivme kazanır ve bu yönde hareket eder. İvmeye uyguladığımız kuvveti cismin kütlesine bölerek hesaplayabiliriz değil mi? Bütün problemlerde Newton'un ikinci kanununu kullandık. Kuvveti hep kütle merkezinden uyguladığımızı farz ettik. Kuvvet kütle merkezine uzandan etki ettiğinde ise daha ilginç durumlar ortaya çıkar. Tekrar bir cetvel çizeyim. Bu altı neden çizdim bilmiyorum. Videonun başlarında çizdiğim cetvel bu. Kütle merkezi ise nokta koyduğum yer. Kütle merkezinden bir kuvvet uygulayarak cetveli kuvvet yönünde hareket ettiriyorum. Kuvvet sayesinde cetvel ileri gider. Şimdi asıl ilginç olan kısma gelelim. Diyelim ki bu sefer kuvveti kütle merkezinden değil de daha farklı bir noktadan kütle merkezin uzağından uyguluyorum. Cismin durumu ne olur biraz düşünelim. Cetvel bu kez kütle merkezin etrafında dönmeye başlar. Göstermeye çalışayım. Evet bu şekilde. Şimdi kendinizi uzayın, derinliklerinde ya da bir uzay mekiğinde hayal edin. Ve bu cetveli bir ucundan ittiğiniz zaman ne olurdu? Tüm cetveli ileriye doğru itmiş mi olacaksınız yoksa cetvel bütünüyle dönecek mi? Doğru tahmin ettiniz. Cetvel kütle merkezi etrafında döner. Eğer bir neye İngiliz anahtarı fırlatırsanız, tabii bunu yapmanızı tavsiye etmiyorum ama diyelim ki fırlattınız, İngiliz anahtarı havada kütle merkezi etrafında dönecektir. Aynısı bıçak için de geçerli. Havada bıçağı yakalayan göstericilerden biri olsaydınız, bıçağın size doğru gelirken havada kütle merkezi etrafında döndüğünü fark ederdiniz ve bu durum gerçekten ilginç. Herhangi bir cisim fırlattığınızda etrafında döndüğü nokta o cismin kütle merkezidir. Kimsenin olmadığı bir ortamda havaya bir cisim atarak bu deneyi yapıp neler olacağını gözlemleyebilirsiniz. Bu bahsettiklerim aynı zamanda bir sonraki videonun konusu. Bir cisme kuvvet uyguladığınızda ilerleme yerine dönüyorsa bu torkla ilgilidir. Dediğim gibi diğer videoda torku işleyeceğiz. Şimdi size günlük yaşamımızdan kütle merkezi ilgili hoş bir örnek olan yüksek atlamayı ele alalım. Mesela bu bir çubuk olsun. Çubuğun yandan görünüşü bu şekilde. Bu da çubuğu havada tutan cisim. Bu arkadaş da çubuğun üzerinden atlamak istiyor. Arkadaşımızın kütle merkezi karnına yakın bir yerde. Daha doğrusu her insanın kütle merkezi karnına yakındır. Bence kütle merkezinin karın civarında olması gelişimsel açıdan gayet mantıklı. Evet. Bu kişi buradan iki şekilde atlayabilir. Çubuğun üzerinden engelden atlama gibi düz bir şekilde atlayabilir. Bu durumda kütle merkezi de çubuğun üzerinden geçer. Bu atlayış için ne kadar enerjiye, ne kadar kuvvete ihtiyacı olduğunu ve onun kütlesini eğik atış hareketleri problemlerinden ve Newton'ın kanunlarından bulabiliriz. Ama olimpiyatlarda gördüğünüz gibi sporcular çok daha farklı şekilde atlarlar. Çubuğun üstünden geçerken buna benzer bir şekle girerler. Sporcuların sırtı çubuğun üzerinde bir kemer gibi olur. Çok hoş bir resim olmadı ama sporcu neden böyle kemer gibi bir görüntü oluşturur? Nedenini anladığınızı düşünüyorum. Evet, çubuk burada duruyor. Burada ilginç olan ne? Bir insanın ortalama yoğunluğunu düşünüp geometrik merkezini düşünürsek bu örnek için yani bu şekilde atladığında kütle merkezi çubuğun aşağısına doğru kayar. Sırtını kemer biçiminde büktüğü için kişinin o anki kütle merkezi çubuğun aşağısına doğru kayar. Bu sayede insanlar kütle merkezinin çubuğun yüksekliğine ulaştığı noktaya kadar bir çubuğun üzerinden atlayabilir. Hatta bu sırada da daha az kuvvet harcarlar. Diğer bir deyişle aynı kuvvetle daha yüksek bir çubuğu aşabilmeniz mümkün. Aklınızı çok karıştırmak istemiyorum ama yüksek atlamacıların sırtlarını bükmelerinin sebebi kütle merkezlerini çubuğun yüksekliğinden daha aşağıda tutmaktır. Ki böylece daha az kuvvet harcarlar. Umarım kütle merkezinin ne olduğunu ve onu nasıl bulabileceğimizi anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda, Tork videosunda görüşmek üzere.